En çok aslında dönüp dolaşıp izleyicilerimizden gelen mesajlarla da gördüğümüz şey şu, Cumhurbaşkanı adayında kitleniyor her şey. Evet. İsimler üzerinden de tartışılıyor. Artık tüm kamuoyu biliyor hangi isimlerin konuşulduğunu. TKP bu isimler konusunda ne yapacak? O isimlere mi adaylı açıklanırsa oy verecek yoksa TKP'nin bir başka adayı mı olacak? Ya Şimdi şöyle aslında isimlerin tartışılması pek bizim hoşumuza giden bir şey değil. Çünkü aslında programların konuşulması lazım. Ama yani isimler üzerinden bir şey dönüyor. Mesela ben diyelim ki muhalefetin adayları içerisinde ortaya çıkan isimler, bunlar arasındaki program ayrımını pek bilmiyorum. En azından kendileri de şey yapmış değiller değil mi? Yani belli isimler konuşuluyor. Şimdi isim vermeyeyim ama mesela 3-4 tane isim özellikle geçiyor. Ama bunlar arasında işte icraat açısından, program açısından bu topluma nasıl bir şey sunacakları açısından bir farklılık tartışılmıyor. İşte başka şeyler tartışılmaya başlandı. İşte hangisi kazanabilir falan diye. Öncelikle bizim açımızdan program ilkeler bu önemli bunu sürekli söylüyoruz zaten. Şimdi onun dışında e, tabii, tabii TKP açısından mesele şu yani Türkiye tarihinin en ağır yoksulluk e, şeylerinden dönemlerinden bir tanesi yaşanıyor ve bizim burada e, bu yoksulluğu gündeme getirecek ve radikal bir çözümü e, savunacak bir politika geliştirmek zorundayız parti olarak e, cumhurbaşkanlığı adaylığı da ya yani cumhurbaşkanlığı seçimi de bunun bir parçası bizim açımızdan yani biz e, siyaseti şeyleri bölemeyiz her şey bir bütün o yüzden de bizim açımızdan cumhurbaşkanı adayı e, bu an şu anda Türkiye toplumunun çok büyük çoğunluğunun çektiği ekonomik başta olmak üzere e, problemler ama tabii başka problemler de var Türkiye'de işte adalet, özgürlük e, ama tem, temelinde yoksulluk problemi var şu anda. Buna ilişkin sözü olan ve bu sözü gerçek temellere dayanan, gerçek bir kurtuluş projesine dayanan bir aday. O yüzden de biz baktığımız zaman bugün konuşulan şey işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ikilemi bizi kapsamıyor bu tartışma. Çünkü herhangi bir çözüm önerecek, bugünkü derin yoksulluğun nedenlerini ortadan kaldıracak bir program yok ortada. Bu zaten bir şahıs çözemez bu meseleyi. Ama Türkiye Komünist Partisi'nin isteriz ki biz diğer sol partilerle beraber bir aday gösterelim. Ama bu olmayacaksa Türkiye Komünist Partisi kendi adayını ya da TKP'nin desteklediği bir aday çıkacaktır ortaya. Biz mutlaka ve mutlaka bir cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz. Bu e, şu an söyle soracağım soru da çok soruldu. Bu ekranlarda da sorulmuştur. E, e, olası bir ikinci turda da mı e, Sol Partiler, TKP? E, yani ikinci tura kalan bir seçimde e, yine de e, benzer argümanla yani bir kurtuluş programı bizim açımızdan burada yok. O nedenle desteklemiyoruz diyecek mi? Yoksa Türkiye'nin bu çıkışsız e, durumunda? E, e, bunu konuşmak için çok erken. Neden erken? Bir kere seçimleri var. İster erken seçim olsun, ister zamanında yapılsın. Bu süre çok değerli. Biz bu süreyi şuraya ya da buraya destek olarak geçirmeye niyetli değiliz. Yani Türkiye'de sol ve ben TKP adına konuşayım. Yani birlikte hareket ettiğimiz siyasi örgütler var ama onu bir kenara bırakalım. Türkiye Komünist Partisi adına şunu söyleyebilirim. Seçime kadar ya biz şunu destekleriz, bunu destekleriz. Türü bir tartışmadan ziyade bugün Türkiye toplumunu ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bakın altını çiziyorum. Yani bu geçen yıldan, önceki yıldan gene sorunlarımız vardı. Ama çok ağır bir tablo var. Üstelik de bu ağır tabloda şöyle bir tuhaflık var. Türkiye'de sermaye birçok şirket şakır şakır karlar elde ediyorlar. İnanılmaz karlar elde ediyorlar ve halk yoksul. Dolayısıyla Türkiye'deki Meseleyi ekonomik... Nurettin da söyledi. Nurettin Nebahat'ı da söyledi. Onun evet, onun zaten söylediği her şeyde bir ilginçlik var. Ama e, ekonomik kriz diye tarif etmek çok güç bu tabloyu. Burada derin bir yoksulluk ve eşitsizlik var. Şimdi e, dolayısıyla bu süre içerisinde bir ay bile bu toplumun e, karamsarlığa e, e, düşmek yerine mutlaka ve mutlaka bugünkü öfkesini, tepkisini örgütlü hale getirmesi lazım. Çaresiz bir toplum hata yapar. Yani o yüzden de biz TKP olarak şu anda işte ikinci turda ne olur, ne biter? Daha durun hem vakit var hem de ikinci turda nasıl bir denklem ortaya çıkacak? İkinci tura kalacak mı? Bunları bilmiyoruz. Erken konuştuğumuz zamanda, da yani bana daha önce de çok sık soruldu. Ya yani şu olursa şöyle olur, böyle olur falan. Bunları şu anda artık girmek istemiyoruz. TKP sözünü söyleyerek bugün bu topluma bir alternatif sunmaya çalışıyor ve temel görevimizin bu olduğunu düşünüyoruz. Bir alternatifi ufak bir özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Aslında o kadar da sade ki bizim alternatifimiz. Yani şimdi bir örnek vereceğim. Konut sorunu var Türkiye'de değil evet. mi? Kira sorunu. Şimdi çözüm üretiliyor çözümler söyleniyor. Hükümet dedi ki işte hazine arazilerinde işte halkın vatandaşa hizmetine sunacağız. Orada ev yapacaklar falan. Şimdi bu tartışmalar sırasında birileri demeye başladı ki ya özel sektör girerse gene rant olur. Mesela devlet yapsın, TOKİ yapsın. Bunu önerenler TKP bu düzen değişmelidir. Bu ülkeye eşitlik gerekir, sosyalizm gerekir. Çözüm komünizmdedir dediği zaman ya bize zamanı değil diyorlar. E, e, ne oldu? Biz zaten temel bütün sektörlerde kamu mülkiyetinden, toplumsal mülkiyetten, devlet mülkiyetinden yanayız. Özel sektör devre dışı kalsın diyoruz. Konut böyle. Tarımda. Ya, bir, konu, bir baktık. Konut mülkiyeti yapımı mı yoksa bütün mülkiyet mi kamuda olacak? Hayır şöyle. Her insanın insanca yaşayacağı, her yurttaşımızın insanca yaşayacağı evi olmalı gere gerekiyor diyoruz. Yani evet. bu, bu, orada zaten kamusal mülkiyet insanların evi kendisi yaşıyor orada zaten. Ama ev üretimi, inşaat sektörü, evet. e, özel sektör girdi mi rant olur. Toprak rantı, arazi rantı olduğu zaman işte bunlar geliyor başımıza. İşte tarımda de diyorlar ki şimdi üreticiye destek olalım. E üreticiye para kazanmak zorundaki ekim yapsın. Ki doğru bu. Ama aynı zamanda vatandaş ucuz gıdaya erişsin. E bu nasıl sağlanacak? Bu toplumcu bir ekonomi olmadan sağlanamaz. Yani tarım sektörü de birileri kar elde ettiği sürece köylü yoksun kalır, borçlanır, bankalar çöker onun şeyine ve büyük gıda tekerlerine gelir. İnsanlar da kentlerde aç kalır. Bankalar %300-400 kar yapar. Tabii bu dönemde ki. olduğu gibi. Yani şu anda bankalar inanılmaz karlar elde ediyorlar. Ve neyle bu karlar? İşte köylünün toprağına çökülüyor, borçlunun evine çökülüyor. evine çökülüyor. çökülüyor. Şimdi e, burada her tür temel sorunda gıda sorunu, konut sorunu, fatura, elektrik bağırıyoruz. Enerjide niye birileri kar elde ediyor diye. Dolayısıyla aklımıza gelebilecek her şeyde özel sektör çıkıyor karşımıza. Özel çıkarlar. Şimdi TKP'nin dediği o yüzden çok basit ya. Biz bu özel çıkarlardan kurtulalım. Neden bu masada oturanlar içerisinde birisi diğer üç kişinin zararına büyük karlar elde etsin? Geçmişte de şöyle bir uygulamalar oldu mesela çok karşımıza çıktı. Kamusal mülkiyet üzerinden yürütülen faaliyetlerde kamusal verimsizlik. 10 kişinin yapması gereken işe 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi. Bu bugün kamusal elinde yapılan birçok işlerde de bunu görüyoruz. Bunu sınırlayamıyorsunuz, önleyemiyorsunuz. Hatta bir inşaat düşünün. İnşaatın başında gerçekten o işin verimliliğini düşünmeyen birisi olduğu zaman, kamu görevleri olduğu zaman bir biri bir biri bir biri herkes peşine devam ediyor ve 10 kişinin, 20 kişinin yapması gereken inşaatı 50-100 kişi Hatta bir yılda bitmesi gereken inşaat 10 yılda sürebiliyor. Ama şöyle bir fark var orada. Şimdi Türkiye'deki kamusal verimsizlik üzerine Türkiye'deki oldu örneklerde her zaman öyle değildi. Yani kamu işletmelerin bir bölümü son derece verimliydi. Ama tek, şu tekel an, anlamındakiler, tekel anlamındakiler çok verimliydi ve şey karlı oldu. Ama şöyle bir problem var. Hükümetler Türkiye'de eninde sonunda bir piyasa ekonomisi var. Orada bir devlet sektörü vardı. Devlet sektörünü sermayeye kar aktarımı ve personel alımı için kullandılar. Yani o verimsizliğin kaynağında bir de hükümetlerin, siyasi partilerin iktidara geldiklerinde. Ya Kemal öyle. Bey en son şey denilmedi mi hatta yine bir sol parti aynı zihniyeti düşünerek devlet ne kadar çok özelleştirme yaparsa küçülür, devlet olmasa etkisini e, yitirir diye düşünülmedi mi? Geldiğimiz noktadaysa işte bunun başımıza açtığı belalarda en yakın zamanda görüyoruz özelleştirmelerle sermaye transferini bırakın artık bütün varlıklarımızı, cumhuriyetin var olan varlıklarını devrettik biz bütün yabancı şirketlere ya da şu andaki iktidarı besleyen organlara devrettik Ve Türkiye daha demokratik bir ülke olmadı Aynı öyle öyle bir iddia vardı Yani evet. özelleştirmeler Türkiye'yi demokratikleştirecek diye ya özel sektörün yani burada patronların iyi insan olup olmamasından bağımsız bir şey söylüyorum, iyi, iyi insan tarımı zaten çok soyut bir şey özel sektör işin içerisine girdiği zaman toplumsal çıkarlar gözetilemez çünkü kar esaslı bir şey o yüzden biz kamu mülkiyeti diyoruz ya da devlet mülkiyeti diyoruz. Ama devlet de halkın devleti olduğunda. Şimdi o yüzden de Türkiye'nin meselelerin çözümü aslında... Kemal Bey muhalefetle kamulaştıracağız diyor. Bazı şeyleri. Yani köprüleri. Şimdi zaten dünyada öyle batırdı ki bu neoliberal politikalar. Ve bazı kapitalistler, patronlar da şikayet etmeye başladı. Biraz evet. abarttık diye. Dolayısıyla dünyanın bazı yerlerinde tersine... Bazı sektörlerde kamulaştırmalar başlıyor. Çünkü battı. Yani batırdılar bazı şeyleri. Ama bunlar, bu kamulaştırmalar bir süre sonra tekrar özelleştirmeye dönecektir. Yani toparlayacaktır devlet. Kimin kaynaklarıyla? Halkın kaynaklarıyla. Biraz sonra bir dosya anlatacağız biz ee, Kemal Bey. Düşünebiliyor musunuz? Bir ilde, ona bağlı bir mahallede su hatları özelleştirildi. Musluktan akan su özelleştirildi. Normal e, kamunun elindeki, kamunun istirakinde olan bir yerde e, 3 liraya 4 liraya alınan su vatandaşa şu anda 14-15 liraya satılıyor. Özelleştirmeyle yapıldı bu. Ya Devlete sen niye vergi veriyorsun? Ama geçmişte de bütün dünyada da görülmüştür. Bu neoliberalizm dediğimiz veya arz arzıksadı dediğimiz veya yeni finansal akımlar bunlar da birer ihtiyaçtan çıkmıştır. Biz iktisatta, iktisat biliminde malları üçe ayırırız kamusal mal, yarı kamusal mal ve özel mal. Özel malların hizmetinin kamusallaşması, maliyet yükseltmesi ve daha büyük yıkım olarak